34 derece dedi şu anda saate şu anda. bakıyorum 45.3 45. 45. de bugün e, sıcaklık rekoru kırıldı. Bundan önceki rekor da 1988 yılında 45.2'ymiş. Ama tabii Neden burada bu, bu rekorun şey? kırılmasında o yangının sıcaklığının etkisi var mı onu bilemiyorum tabii. Peki nasıl olacak hava burada? Ee, burada cuma gününe, bu gününe kadar devam bu sıcaklık. Cuma gününe kadar devam ediyor ve yani Marmaris bugün çarşamba, perşembe, cuma tabii, bu iki tabii. gün yine çok sıcak. Cuma günü bir soğuma olacak. 3-4 derecelik bir düşme olacak ama bu arada rüzgar artıyor burada. En kötü şeyi de bu Trak üzerinde bir yüksek basınç oluştu. Bu yüksek basınçtan dolayı Etejen şey diyoruz biz buna akım diyoruz ve bu Ege kıyılarında ve Kuşadası dahil, Kuşadası ve Çeşme dahil olmak üzere rüzgar artacak biraz. Yani kötü bir haber bu tabii. Zaten şu anda da rüzgar çok kuvvetli dedi hem Mustafa evet. hem Sinan. Ben ve şey yön içinde, değiştirmesi e, sürekli yangının alevlerin boyutunu yükseltiyor evet. etürüyor. Bunun için de sordum Mustafa'ya gece gündüz arasında yangının hareket etmesine bir şey var mı diye. Çünkü bu vadilerde akşam olduğu zaman vadiden aşağıya doğru bir rüzgar akar ki buna biz anabatık rüzgar diyoruz, vadi rüzgarı. ve bu vadinin dibinde yüksek basıncı oluşturur ve yukarı doğru bir hareket meydana getirir. Bunlar hep sabah saatinde de katabatik rüzgar olarak yamaçlardan yukarı doğru biraz daha hafiftir ama çıkan birler. Bunlar hep yangının e, gelişlemesini ve e, kuvvetlenmesini ve yön değiştirmesini etkileyen faktörlerdir. Yani bizim bildiğimiz o rüzgarın dışında e, noktası, yöresel olarak da bu rüzgarlar başlıyor. Söyledi zaten Mustafa, akşam olunca denizden geliyor. Buna deniz meltemi deriz biz. E, karaların e, daha e, çabuk soğuması ve ısınması, denizlerin daha geç soğuması, ısınmasından dolayı e, bu şekilde bir hareket olur ve bunlar çok önemlidir. Onun için oradaki e, şey e, yangın ekibindekiler de bunları düşünüyor. Yağmur yağacak mı peki? Evet, yağmur yağacak ama buraya yağmayacak. Aa. Yani buraya yağmayacak. Yağmur e, işte cumartesi günü İstanbul e, dahil olmak üzere iç kesimler e, doğu doğu Anadolu'nun kuzeyi, Antalya'nın bir bölümüne yağmur ihtimali var. Ne zaman? Ant cumartesi günü. E, ve tabii bunda bu e, kümülatif bir şey var burada. Yani her tarafta yağmayacak. Yüresel yağışlar var ama burada şu tehlike ortaya çıkıyor. Eğer yıldırımlı gök gürültülü bir yağmur olursa da teklifli, onun da bir tehlikesi var yıldırımında. Onun için hep yani hep şey içindeyiz. Yani bu şekilde hani yağmur yağdığı zaman tabii ki şey Manavgat yangını devam ediyor şu anda. Bir büyük bir ihtimalle bir faydası olacak o yağmurun. Ama daha sonraki şeylerde değinebiliriz. Belki o yağmuru artırmak için falan bir metotlar düzenlenebilir mi? Onlar da konuşuluyor. O metotlar da konuşuluyor. Bulut tohumlama gibi. Evet. Bunların etkisi olur mu, olmaz mı? Anlatırsınız zaten. Yani anlatırım. Yani sorduğunuz zaman anlatırım. Şimdi mi anlatayım? Şimdi söyleyin o halde. Evet, şimdi yani diye. bakın o işte şeyde Mete Bey de konuştuk. Şeyde Arap yarımadasındaki bazı ülkelerde isimler Dubaide diyelim. falan galiba. Ha, evet, evet bu, bir or, orada falan yapılıyor E, burada da bu yangınları bu şekilde söndürelim. Bakın. Nem olmayan yerde bunu yapamazsınız. Nem yok zaten. Yüzde sekiz, yüzde onluk nem var. Yani yukarıda su yok ki onu aşağıya yağmur olarak indiresiniz. Yani o açıdan onlar mümkün değil burada. Hatta elektroşokla bir yağmur... Bu, bu gibi durumlarda bu, tür şeyler çıkar ortaya hep şeyler ama bu şu anda mümkün değil. Ancak, şu an şey yapacak hiçbir şey yok mu? Şu Hayır, şimdi şu anda yani eğer nem artarsa, bulutlar oluşturulursa oluşursa Antalya civarında falan o zaman düşünülebilir ama şu anda yapacak bir şey yok. Evet, yani hocam çok ilginç bir tabir söyledi olmayan bir şey yağdıramazsınız tabirini kullandı. Yani su yok, e, nem yok, bulut yok. Bulut ve nem yoksa, <laughs> yoksa... e, neyi yağdıracaksınız? Yani suyu suyun yani. varsa da yerde kullanırsınız suyu. Zaten yukarı su dağıtacak. Partisi yani. belki bir ihtimal dediniz değil mi? O da Antalya'nın bir <laughs> bölümü için. Evet, Antalya bölümü için. Yani de, 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 Karadeniz bölgesinin iç kesimleriyle Antalya, Manavgat civarında da olabilir. Ha o zaman bulutlar olursa, yağış olursa onu artırmak için bir takım şeyle çalışmalar yapılabilir. Ama şu anda mümkün değil. Buz atmak diye bir şey var. O ne hocam? Şimdi bakın buz atmak dediğince, o buz deyince hani şeydeki buzluğumuzdaki buzdan bahset, bahsetmiyorlar o kişiler. Kuru buzdan bahsediyorlar. Yani karbondioksit hmm. buzundan bahsediyorlar. Hani iş yerlerinde vardır ya yangın söndürücüler. Onlara bastığınız zaman kuru buz çıkar ve yangını söndürür. Evet doğru yani kuru buz. ...yangını söndürür. Niye? Çünkü ateşin... ...hava ile ilişkisini keser. Oksijeni kestiği anda da... ...yangın orada sönecektir. Ama böyle bir uygulamayı... ...bu koskoca orman yangınında... Şey ...yapmak mümkün değil yani. Binalarda olur. Evet. Yani şeylerde bunu yaparsınız. Kuru buzla örtersiniz. Hem yanıcı maddenin sıcaklığını düşürürsünüz... ...hem de oksijenle temasını... kestiniz takdirde o yangın sönecektir. Ama... Bu yani 3-4 tane yangın tüpüyle yapılacak iş. Yani 3-4 tane yangın tüpüyle bu orman yangının önüne geçmesi veya uçaklardan böyle bir kurumuz atmanın pek e, fizibil bir şey olduğunu ben tahmin etmiyorum. Yani olmaz. Evet kurumuz yangını söndürür. O başka mesele. Ama yani araçta arabanızda çıkarsa yangın işte ne bileyim iş yerinizde çıkarsa bunlar da olur. Oralarda zor yani bu kadar geniş. Önümüzdeki hafta içi de bu kadar sıcak olacak mı peki? E, maalesef bu şey bölgelerde sıcaklık çok fazla düşmüyor. Yani İstanbul'da e, 6-7 derece sıcaklık düşecek. Yani 30 38 dereceden, yani cuma günü en yükse, en sıcak günü İstanbul için 38'e kadar çıkacak. Ondan sonra 30'a kadar düşer İstanbul'da ama Marmaris ve bu bölgelerde çok fazla düşmeyecek. Düşse düşse 2-3 derecelik bir sıcaklık düşer. Yani tehlike e, hala devam ediyor. Ama bir şu şey var. Hı hı. E, bu yağış esnasında bu sistem geldiği zaman e, e, buradaki nemi biraz yükseltecektir. O açıdan hem Marmaris'te yükseltecek nemi hem Akdeniz'de nem yükselecektir. Hatta yarından itibaren Akdeniz'de güneyden bir e, rüzgar akışı var. O nemi yükseltir e, Manavgat civarındaki yangınlarda onun bir faydası olabilir söndürme açısından bir yarar Orada olabilir. Ödetmekten evet. başka durum yok şu anda. İnşallah öyle olur.